Alacaksın ama yoksa ölürüz. Bırak. Aradın mı? Bırak. O kaseti alacaksın. E söyleyecekse söyle Veli. Transfer bugün. Ama sen paranın teslimatıyla ilgili hiçbir şey söylemedin. Zamanı gelmemiştir. Yani ben paraya bir şey olmasın diye sormuştum. Neden çekiliyorsun? Kadir'den. Ne yaptığını bilen var mı? Öğreneceğiz. Bek dersen öğreneceğiz. Emin misin? Yarın operasyon düzenlenecek kemiğe yani. Doğru mu? Saat sonra bir uçak inecek. Kurye pilot. Teslimat havalimanı değil. Mahmut Paşa. Tamam. Pilotun araç bilgileri telefonunuza bildirilecek. Şayet bir aksilik olursa Ruslarla sen muhatap olacaksın. Daha önce de muhatap olmuşluğun var, değil mi? Var. Bütün aileni bunlar yok etmişti. Severim Rusları. Prensip sahibi insanlardır. Affetmezler, merhamet etmezler. Size de merhamet etmezler. Ben de korumam. Dediğin gibi Zeynep Tunç adına bir banka hesabı açtırdık. Şimdi oraya para aktarmaya başlıyoruz. Yazık. Hiç haberinin olmadığı, ömrü boyunca hayal bile edemeyeceği bir paraya sahip olacak. Evet. Bu para yüzünden hapse girecek. Kağıt üzerinde zimmetine para geçirmiş olacak. Ama üzülüyorum biliyor musun? Hapishane insanın ruhunu öldürür. Doğru. Kendimden biliyorum. Ama ona defalarca seçim şansı tanıdım. Ki bunu herkese tanımam biliyorsun. Ama o ne yaptı? Yanlış şeyi tercih etti. Keyfinin yerine geldiğine sevindim Veli. Cansız geldiğinden beri seni böyle görmüyordum. Bak aranızdaki gerilimin nedenini bilmiyorum ama dikkat et Veli. Dikkat et. Zaman zaman senden nefret etmişliğim var biliyorum ama seni severim. O parayı al Cansız'a ver. Sen sorunsuz iş yaptıkça aranızdaki gerilim de azalacak biliyorsun. Sen canını sıkma. Çok yakında kazadan önceki o mutlu günlere döneceğiz. Senden son bir şey rica edeceğim. Tabii. Kerem Korkmaz'ın hapishanede ölmesini sağlayabilir miyiz? Sorunu kökten çözeyim diyorsun. Bak, buna gerek kalsın istemiyorum. E tamam. Yani müebbet yemiş bir mahkum buluruz. Onun ailesine bolca bir para öderiz. O da gider Kerem'i vurur. Canını sıkma, hallederiz. Güzel.
4414 merkez. 4414 merkez. Şahıs şu anda görüşümde. Siyah bir panel ben araca biniyor. Takip mesafesinde kalın, çakozlaması mevzuya. Anlaşıldı 4414. Araba hareketlendi, hazırlan. Ben sana kaseti aldığımı söyledim mi? İkinci denemede aldım. Nerede şimdi? Arkada bagajda montunun cebinde. Her şey hazır. Kurye teslimat noktasına gidiyor. Çıktı. Adamı çarşı çıkışında alın. Hayırdır? Hediyelik eşya mı bakmaya geldin? Ben özgür bir adamım. Dilediğim gibi davranabilirim. Sen? Operasyon mu var? Vardı. Bitti. Ama merak etme, sen kafanı rahat tut. Ben seni içeriye almadım. Dükkana bilerek almadım. Seni teslim almayacağım. Seni teslim almayacağım. Çünkü sen öleceksin. Ve o zaman ben senin cesedini gelip teşhis edeceğim. Ve diyeceğim ki işte bu Veli Cevher. Başkomiserim. Buyur. Çantanın içinde yüklü miktarda para var. Kuryeyi de aldık. E tamam o zaman, alan adamları. Toparlanış çıkıyoruz. Bunu alıyor muyuz abi? Yok. Bizim cesetlerle işimiz yok. Canlıları aldık. O bize yeter. Kurtuluyorsun lan Adem. Kurtuluyorsun oğlum, az kaldı. Az kaldı.
tehditlerin önüne atacaklar. Seni paramparça edecekler Billy. Ama yalan yok, için bir parça cız edecek. Çünkü ne de olsa biz bir zamanlar kardeştik. Kardeş. Sebebi ziyaretin? Peşinde olduğum şey. Ne oldu? Yakaladın mı yoksa? Belki yakaladım. Sen yakalayamazsın cansızı. Niye yakalayamaz bir şey? Yakalasaydın haberim olurdu. Nasıl haberim olurdu mesela? Bir bak. Etrafına bir bak. Ben sadece eşya biriktirmiyorum. İnsan da biriktiriyorum. Peki o biriktirdiğin insanlar cansızın parasına el koyduğumu da söylediler mi sana? Yok, söylemedi. Güzel. O zaman benden duy. Cansız efendinin Rusya'dan gelen paralarına ben el koydum. O biriktirmiş olduğun insanlar cansız efendiye söylesinler onun parasına el koyduğumu. Anladın mı? Çoktan haberi olmuştur. Hamlesini hazırlıyordur. Zamanını bekliyordur belki. Ben hazırım dayı. Sıkıntı yok. Orasını bilemezsin. Nereden saldıracağını biliyor musun mesela? Bilemez. Bakarsan o saldırmaya hazırlanırken ben ona da veririm hemen. Hı? Şimdi uzatmayalım. Sen benim tarafımda mısın yoksa karşı tarafta mısın? Kimsenin yanında ya da karşısında değilim. Yanlış. Bu yanlış bir şey. Sen benim tarafımda değilsen karşı taraftasın demektir. Yanlış. Bana ikinci basamağı vereceksin. Ve ben tekrar buraya bunun için geleceğim. Haydi. Parayı aldı. 7 milyon euro. Şimdi Ruslar arayacak. Ne diyeceğiz? Onlara. Fikri olan var mı? Para senin yüzünden gitti. Daha önceden haber verseydin hazırlık yapardık. Kaset? Ne kaseti? Nerede? Ne kaseti? Adem. Sen kasetin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Adem, sen kasetin nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Burak. Thank you.
Kaset nerede? Sana ne demiştim? Aile zaaftır. Onlardan kurtulmazsan zayıf düşersin. Bak bu kadar işte. Bu kadar. Şimdi artık kaset nerede? Sen düşün. Bırak. Hadi gel.